Sayın izleyiciler, Oksijen Stüdyolarında gündemde sizlerle birlikteyiz. Hafta içinde her zaman yaptığımız gibi Sayın Nevzat Çingirt ile beraber Düzce'deki gelişen haberleri, yorumları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu haftanın gündemi yoğun. Tabii ki biraz siyaset var ama onun dışında daha değişik konular da var. Ama öncesinde sanıyorum senin bir açıklaman olacak. İzleyenlerimize iyi haftalar diliyorum. Açıklamadan daha ziyade Düzce yerel gündemini doğrudan ilgilendirmese de ama Türkiye'yi ilgilendiren, buna mukabil tabii ki Düzce'de ilgilendiren bir Yeni Şafak gazetesinde Ömer Lekesiz diye bir köşe yazarının bir açıklaması oldu birkaç gün önce kendi köşesinde. Yerel seçimlerin iptal edilmesi yönünde yerine Cumhurbaşkanlığı'nın direkt belediye başkanlığına atasın. Bu tartışmalar da bitsin. Madem beka meselesi var. Bunu espri olarak mı yazmış yoksa ciddi olarak mı yazıyor? Savunuyor. O nedenle yani bu yoğun gündemin arasında gürültüye gitmesin diye bunu hatırlatmak istedim. Yani meraklı okurlarımız da Ömer Lekesiz'in o yazısına bakıp okuyabilirler. Yeni Şafak gazetesinde kayyum yerine doğrudan belediye başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atansın diye bir önermede bulunuyor. Madem beka meselesi var diyor, madem diyor vatan millet Sakarya, seçime ne gerek var diyor. Ama şunu hatırlatmak lazım okurlarım, izleyenlerimize. Türkiye'de ilk seçimler Osmanlı döneminde 1876 yılında yapılmış. İlk parlamenter meclisi Mebusa adı altında. Yani aşağı yukarı 150 yıla yakın bir süredir Türkiye'de seçim geleneği var. Yani vatandaşlar kendilerini idare edecek insanları oylarıyla seçiyorlar. Kendi iradelerini ortaya koyabiliyorlar. Yani bunun özgür olup olmadığını, her şeyini tartışabiliriz. Bu başka bir şey ama Türkiye'de temsili demokrasi anlamında 150 yıllık bir geleneğimiz var. Şimdi bunun kalkıp üzerine tuz biber ekmenin bir manası yok. Bunu başka yönlere çekmenin bir manası yok. Tabii ki o kişiyi bağlar ama o kişi Türkiye'de Yeni Şafak gibi muhafazakar demokrat olduklarını iddia eden medyanın önemli bir organda yazı yazıyor. Ama ne acı ki bugüne kadar birkaç gün geçti üzerine. Sosyal medyadaki birkaç eleştirinin dışında yani buna ne siyasi partilerden bir tepki geldi, ne sivil toplum örgütlerinden bir tepki geldi. O açıdan yani bu konunun bence gürültüye gitmemesi lazım. Çünkü bu tartışmalar esas kaynağının ben İstanbul'daki seçimlerle doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani dün bundan 10 yıl önce bir mankenin her seçimden AK Parti'nin birinci çıkması üzerine dağdaki çobanla benim oyum Aysun Kayacı onları söyledi. Yani dağdaki çobanla benim oyum aynı mı eleştirisi yaptığında muhafazakar medyadan Beyaz Türk eleştirisi olmuştu. Yani bugün de baktığımızda rüzgar terse döndüğünde bu sefer de muhafazakar medyada yani seçime ne gerek var? Cumhurbaşkanımız her şeyi hallediyor, atasın. İkisinin arasında ben bir fark görüyorum. Sanıyorum ben onun için şey olarak, espri olarak yorumluyorum ben bunu. Yani çok böyle kale alınmayacak, dikkate alınmayacak, bu kadar da olmaz babından sanıyorum bir yazı ya da söz olabilir. Yani bu kadar da olur mu canım? Ama böyle bir ne yazık ki böyle bir şey var. Onu izleyenlerimizle paylaşmak istedim. Yani bu konuda bence Türkiye'de yaşayan her insanın 80 milyonun oyumuza sahip çıkmamız lazım. Çünkü elimizde sadece o var. Bizi idare edenleri değiştirebilecek elimizdeki tek şey bu. Bunun adına birileri silah diyebilir, tabii onu tırnak içerisinde söylüyorum. Asla yani kastettiğim şey değil. Yani o açıdan bence buna sahip çıkmamız lazım. Bizim namusumuz, her şeyimiz o. Onun için böyle birilerinin oradan buradan yazıp çizmesiyle gürültüye gitmemeli. Evet, ben katılıyorum kesinlikle. Sayın izleyiciler, Nevzat Bey'in de altını çize çize vurguladığı gibi bizim elimizde olan en büyük gücümüz, temsili yetkimiz oyumuzdur. Bu oyumuza da sahip çıkmamız gerekiyor ama
Ben Nevzat Bey'e kadar bu konuyu çok böyle ciddiye almıyorum. Çok komik, çok espri diye bakıyorum ben buna. Yani akıllara ziyan bir şey diye bakıyorum. O yüzden de çok da önemsemedim. Ama şöyle, bu sabah tekrar bir daha baktım. O yazısına gelen eleştirileri yapmış, ısrarla savunuyor. Evet, bakacağız. Türkiye'nin nereye gittiğine dair aslında çok soru işaretleri var ama bu kadar da olmaz anlamında ben olaya bir bakış açısı getirmek istedim. Takip edeceğiz tabii. Edelim. Yani inceleyeceğiz. Türkiye'deki bunun yansımalarına bakacağız. Siyasetçilerin bu konuda neler söylediklerini irdelemeye çalışacağız. Düzce'ye dönelim. Faruk Özlü'ye gelelim. Evet sayın izleyiciler, aslında Faruk Özlü'nün meclisin birinci toplantısında yaptığı bir konuşma var. Bana çok ilginç gelmişti o. Bundan sonra tatlı dil konuşalım, güzel üsluplarla birbirimize yaklaşalım demişti ama birden aklıma bağırsak gürültüsü geliverdi. Birden aklıma orası burası oynuyor geldi. Birden aklıma cahil cahil konuşma geldi. Bunlar Sayın Faruk Özlü'nün dile getirdiği kavramlardı. Çirkin üsluplardı, hiç de temiz dile yakışmayan üsluplardı. Ama bunu seçim öncesi diye değerlendiriyorsa, seçim atmosferi diye değerlendiriyorsa, bundan sonra bu dili terk edelim diyorsa bu samimiyetine ben güvenmek istiyorum, inanmak istiyorum. Çünkü meclis hakikaten dört siyasi partinin olduğu bir çatı şu anda öyle çalışacak. Dolayısıyla dört tane siyasi partinin de en azından ortak uzlaşı noktası kullandıkları dil olmalı, nezaket olmalı, tevazu olmalı diye düşünüyorum. Ve inanmak istiyorum bu söze. Yani şimdi tabii seçim kampanyalarında siyasetçiler birbirlerine her türlü şeyi söylüyorlar. Biz de ağzımız açık izliyoruz vay anasını diye. Evet. Ama seçim bittikten sonra herkes birbirine nazik yaklaşmaya başlıyor. Yani o açıdan Faruk Bey de ilk meclis toplantısında yeni bir sayfa açtı. Doğru, yeni bir sayfa. Yani Düzce'nin sorunlarını meclis çatısı altında, belediye meclis çatısı altında müzakerelerle çözelim. Ortak akıllı devreye sokalım. Yani üslup bu şeyi bence doğru. Ben sadece şunu ekledim. Samimi olduğunu düşünmek istiyorum. Biliyorum. Yani inşallah bu söylem. Tabii ki o söylemi çok doğru bir söylem. Temiz dil kullanmak, birbirlerine barışçı, uzlaşıcı dili kullanarak hitap edebilmek. Zaten beklediğimiz, özlediğimiz bu. Ama keşke seçim öncesinde de olmasaydı diye. Çünkü bunlar seçim öncesi söylendiği için insanın aklına samimiyetle ilgili kuşkular da gelmiyor değil. Ben de bu tablonun ortaya çıkmasını istiyorum. Ben bu yeni dönemde ilk toplantısında gördüğüm kadarıyla yani hakikaten yeni bir meclis üyeleriyle, yani hem İYİ Parti, CHP hem MHP'li meclis üyeleriyle renkli bir meclisimizin olacağını ve Düzce'nin genel çıkarları açısından orada birçok önemli kararların alacağını düşünüyorum. En azından böyle umuyorum. Faruk Bey de bu konuda ki tutumu bence çok önemli olacak. Evet, yani hem bakanlık tecrübesi hem devlet bürokratlığı tecrübesi anlamında bence önemli kilit bir rol oynayacak. İnşallah o bizim temennilerimiz doğrultusunda hareket eder. Evet, zaten kazanan da Düzce olur. Tabii şöyle bir karar da aldık sayın izleyiciler. Zaten ben şahsi olarak yani yıllardan beri belediye meclis toplantılarını eksiksiz takip ediyorum. Buna da çok özen gösteriyorum. Oksijen.tv'de de artık programlarımız çok zenginleştiği için buraları da taşımak gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla takipçisi olacağız. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Bu arada güzel bir olay oldu. Celal Kasapoğlu açısından genç bir siyasetçi, biliyorsunuz MHP'den aday adaydı. Daha sonra kontenjandan AK Parti'den belediye meclisine girdi ve kolları amyana tabirle sıvadı. Kolları sıvadı ve sahaya indi. Şu anda kendisine bağlı müdürlüklerin sahadaki çalışmalarını yerinde inceliyor. Bu tablo bana güzel geldi. Evet, sen yani ben de öyle değerlendiriyorum. Düzce genç bir siyasetçi kazandı diyebiliriz. Hem anne tarafından hem baba tarafından iki kuşak belediye başkanlığı yapmış bir ailenin torunu. Evet. Yani genlerinde böyle bir birikim de var. Ben Faruk Bey bunu direkt sahaya sürerek, yani hem onun gençliğinden
Hem kendisi şehir plancısı aynı zamanda. O açıdan da yani onun çok artıları var. Var. Yani evet. Yani Düzce için de böyle genç dinamik bir kardeşimizin elini taşın altına koyması ve Düzce Belediye'nin sahadaki çalışmalarını denetleyen bir pozisyonda olması, onları takip etmesi hem bence Faruk Bey'in de elini rahatlatacak. Yani Faruk Bey de Ankara'da sözünü ettiği, açıkladığı projelerine finansman kaynakları falan bulma açısından Faruk Bey'in de eli rahatlayacağını düşünüyorum. Kasaboğlu böyle bir boşluğu inşallah kapatır. Kazanan da Düzce olacak tabii ki. Evet tabii bu arada henüz iki belediye başkan yardımcıları boş. Hı hı. İnşallah Celal Kasaboğlu türüne işte genç arkadaş sahaya hemen indi. Hüdaver gösterişi hemen idari organizasyonları sağladı. Ki başkan yardımcılıklarında bence çok isabetli yapılması gerekiyor. Sanırım bu hafta içinde çözülür. Yani o konuda da çok acele edeceğini düşünmüyorum Faruk. Niye etsin? Şöyle bence yani esas belediyedeki tabloyu ortaya çıkardıktan sonra daha isabetli bir karar verme açısından... Sen bu hafta beklemiyor musun? O belki en azından bir tanesini daha yapabilir ama bir belediye başkan yardımcılığını az daha bekletebilir. Yani ben hani birden hani bugüne kadar bekledik bazı şeyler aksadı, sahadaki çalışmalar yavaşladı diye bakıldığı için kamuoyunda ben her şey birdenbire olsun diye bakıyorum böyle. Birim müdürleri değişecekse birden değişsin, başkan yardımcıları değişecekse birdenbire değişsin. Çünkü hızlı bir giriş yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani olabilir. Evet. Sen bu konuda biraz, benden biraz daha... Temkinlisin, kredilisin. Yani şöyle, yani başka yeni seçilen başkanlarla sohbetlerimde edindiğim, sadece Faruk Bey için konuşmuyorum, ilçe belediye başkanları da özellikle başkan yardımcılıkları konusunda çok acele etmiyorlar. Seçici mi davranıyorlar? Seçici davranıyorlar çünkü yani bir aldıkları kurumu şöyle bir röntgenini kuşkusuz daha önce de çalışmışlardır, bir hazırlıkları vardır ama bir de işin mazbatayı alıp masaya koltuğa oturduktan sonraki şeyi bir göreyim diyorlar herhalde ki. Yani onun için de çok da hemen böyle paldır. Sıkıştırmamak değil yani aslında. Bence yarar var o işte. Evet. Çünkü elimizde geçmiş dönemlerden çok böyle kötü örnekler de var. Tabii olmaz mı? Yani başkan yardımcılıkları dönem içinde bile değişti. Yani, birini aldılar, birini getirdiler falan. Yani bunlar çok... Hoş tablolar değil ama ben bunlardan sanki ders alınmıştır da daha böyle temkinli adımlar atılır ama bunu da kararlı bir şekilde yapalım anlamında söyledim. Yani. Tabii ki acele getirilecek bir tarafı da yok, onu da vurgulamak lazım. Geçtiğimiz hafta içerisinde çok iyi bir güzel bir proje ortaya çıktı Nevzat Bey. Yani Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay. Bu çok önemli kurumlar işbirliği yaparak çok güzel bir proje hayata geçirdiler sayın izleyiciler. Düzce'de bu anlamda da 5 tane pilot okul seçildi. O biraz açılımı da şöyle. Temiz hava, temiz oyun. Ama içine baktığınız zaman bu tabii oyun anlamında değil. Çünkü bizim çocuklarımız, gençlerimiz oyunu hep bilgisayarlarda algılıyorlar. İnternetlerde algılıyorlar. Dolayısıyla zaman içerisinde özellikle tehlikeli oyunlar var. Ben isimlerini buradan zikretmek istemiyorum ama bağımlı hale geliyorlar. Ellerinden telefon düşmemiş oluyor ve gün boyu oyun oynuyorlar. Buna bir nihayet verdirmek, bunu bir sonlandırmak, çocuklarımızı oyunlarını sokaklarında, park bahçelerde oynamalarına dönük bir proje. Gerçekten de müthiş bir proje. Kutluyorum bu 5 kurumu. Biraz da geç kalınmış diye de bakmıyor değilim. Ama inşallah zaten sağlığı yani, hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Zaten projenin asıl uygulanma nedeni de çocukların sosyal medyadaki bağımlılığını, internet ve cep telefonu bağımlılığından uzaklaştırmak, çocukları sosyalleştirmek için. Yani sosyalleştirmeyi sokak anlamında söylüyorum. Yani bizim çocukluğumuzda... O yani neler oynuyorduk sokaklarda? Neler oynuyorduk? Yani sonuçta ismi üzerine sanal dediğimiz yani belirsiz, ucu açık bir alem sosyal medya. Yani birebir insanlar birbirlerini tanımadan herkesin profilinde 3000, 5000 insan var ama kaç tanesini tanıyorsunuz, kaç tanesiyle candansınız, kaç tanesiyle günlük hayatta bir takım dertlerinizi, sıkıntılarınızı paylaşıyorsunuz. Bu anlamda bu proje çok önemli, önemsemek de lazım. Yani hakikaten oyun
bilgisayarın başında değil, sokakta oynandığı zaman bir anlam ifade eder. Çocukları daha da böyle kaynaşmasını, sosyalleşmesi anlamında bu projeyi 5 okul seçilmiş, pilot okul. Yani bunu hızla kesinlikle yaygınlaşacak. Ben buna inanıyorum ama yaygınlaştırmak da lazım. Nevzat Bey, şunu da yapmak gerekiyor. Bizim çağrımız buradan o olmalı. Velileri de bu işin içine katmak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Kurumlarla sınırlı kalmayıp çocuklarını teşvik etmek amacıyla bu projeyi adeta itmeliler veliler. Farkında olmaları gerekiyor bu projenin. Velilerin bu projenin farkında olmaları gerekiyor. Sadece çocuklara anlatmak yetmiyor. Onlar bir yolunu bulur. Demeyelim. Hadi öyle dedik bir kere de. Ama aileleri fark ettirmek lazım bu proje konusunda da teşvik etsinler diye. Kesinlikle. Yani başka türlü bu internet ve bilgisayar bağımlılığından çocuklarımızı kurtaran imkanı yok diye düşünüyorum. Yani o da gerekli tabii ki. Buradan yola şey yaparak internete karşı çıktığımız oyunlar anlamında. Oyunlar tabii ki internet çok lazım. Yani ama bilgisayar kullanmadan her şeyi tadında yapmak lazım ama çocuklarımızı sokakta arkadaşlarıyla oyun oynatmamız lazım. Mutlaka. Dolayısıyla bence veliler bu konuda bu projeye destek olsunlar. Çocuklarını bu projeye doğru itelesinler diye düşünüyorum. Çok güzel bir çalıştay var yarın. Ticaret Sanayi Odası gerçekleştiriyor Sayın İzleyici. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Sayın Faruk Özlü Düce'ye geldi. Bakan olduğu dönemlerde Düce'ye geldiğinde beni sanayi çalıştayı gerçekleştirmek istemişti. Birincisinden arkasında olmamış. Birincisi yapılıp arkası gelmemişti. Şimdi Ticaret Sanayi Odası bu projeyi ele alıyor. Sadece sanayi çalıştayı adı altında değil, sanayideki bir takım başlıklar var. Üretim kayıpları, istihdam konularına. Onlar da değerlendirilecek. İlki yarın yapılıyor Ticaret Sanayi Odası'nda. Çok da iyi konuşmacılar var konferans şeklinde. Ben özel sektör temsilcilerimizin, fabrika sahiplerimizin bu çalışmayı izlemelerini istiyorum. Bu daha önce planlanan bir şeydi herhalde değil mi? Tabii daha önceden planlanan bir şey. Dedim ya, o zaman seninle çok konuştuk bu konuyu. Tuncay Şahin farklı bir bakış açısı getirdi Ticaret Sanayi Odası'na. Çünkü sayın izleyiciler, bu türlü iş yerinin sahibi Ticaret Sanayi Odası. Evet. Yani bu işi yürüteci kısmı da, hazırlayıcı kısmı da orası. Tuncay Şay seçildiği günden beri bu konuya çok önem veriyor. Daha önce üniversite düzeyinde başlatılan, orada olmuştu, Cumhuriyet Salonu'nda olmuştu üniversitenin. Onu şimdi Düzce merkeze yayarak daha katılımcı, daha çok izleyici sağlamak açısından bu projeyi geliştiriyorlar. Önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Yani biz sanırım sen takip edeceksin. Edeceğim onu. Yarın. Onun sonuçları yarın öğleden sonra şey olacak bu. Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda zemin kattaki. Sonuna kadar izleyeceğiz Oksijen.tv olarak. Ve bunun sonuçlarını da izlenimlerini de burada aktaracağız sizlere. Tamam, süremizi doldurduk. Yani ben iki tane şey belirtmek istiyorum. Bir tanesi geçtiğimiz hafta sonu Ordu'da. 3 gün süren fındık çalıştayı yapıldı. Evet. Bakan Bey'in de katıldı. Sektörün bütün temsilcileri oradaydı. Bunu haberleştirelim. Haberleştireceğiz ama Düzce'den de toplantıya katılanlar oldu. Fındık borsası. Evet, ticaret ziraat odaları. Evet. Bir de biliyorsunuz Akçakoca Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi'nin üyesi. Levent Başaran. O da katıldı. Yani bununla alakalı açık mikrofon programımıza bir konuk alıp neler oldu, sonuç bildirgesi üzerine bir şey yapalım, izleyenlerimizi de bilgilendirelim. Bir de şey söylemek istiyorum, gene programa girmeden önce bu belediyeler biliyorsun başkanlar oturdular koltuklarına, eski defterleri kurcalamaya başladılar, bütün belediyelerin geçmiş belediyelerden devraldıkları mevcut durumu ortaya koymaya çalışıyorlar. Ciddi borçlukları var. En son yayına girmeden önce Kaynaşlı Belediyesi'nin bir resmi açıklaması vardı. 45 milyar borçla belediye devraldıklarını 16 milyon da şeydi, yılcı açıklaması vardı. Evet, yani bunlar belediyelerin nüfus oranlarına baktığımızda çok ciddi rakamlar. Yani evet, önümüzdeki süreçte herhalde bolca bunları duyacağız. Sadece Düzce gündemi, Türkiye gündemi de böyle. Yani, bilmem kimin şoförü belediyeden
maaş alıyor bunlar. Çirkin şeyler tabii. Nasıl belediye kaynaklarının israf hale getirildiği, har vurup harvan savrulduğu, nasıl bankamatik sisteminin belediyelerin bütçesini zorladığına ilişkin çok güzel örnekler bunlar. Ekleyeceğimiz başka bir şey yok herhalde. Bunları tamam, takip edelim. Takip edeceğiz. Evet sayın izleyiciler, Oksijen.tv stüdyolarından gündemden bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.